Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Devre projeleriyle devam ediyoruz. PCV'den yine devre projelerimiz geldi. Şöyle gösterdim. Bu sefer kutumuz biraz büyük olduğu için gümrük kontrolüne takılmış ve kontrol sırasında kutunun biraz içinden geçirmiş arkadaşlar. Bu sefer kutumuz neden büyük? Çünkü PCV'yi 6. yıllarını kutluyorlar. Bizim siparişimiz haricinde içine birkaç parça daha şeyi bırakmışlar. Bu yüzden kutumuz büyük. Şöyle kameramızı masamıza alalım ve ne gelmiş, neler var, devrelerimiz neler, bir bakalım arkadaşlar. Kutumuzu açalım bakalım neler varmış. Bunlar koruma süngerleri, kenara atabiliriz. Burada hemen PCV'nin 6. yılını kutladığını gösterten bir adet rozetimiz var. Bunun ne olduğu hakkında bir bilgim yok galiba. Kıyafetleri tutturmak için bir aparat olabilir. Asıl logo burada arkadaşlar. Bu ışıklı bir logo. Arkasında da bir pil yuvası var. Bu pillerden elimde vardı. Hemen bir takalım ve bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ışıklı bir logosu. Bunu şöyle kenara koyalım. Şöyle 4 adet de cetvelimiz var. Ama bunlar tabii ki normal cetveller değiller arkadaşlar. Üzerinde de göreceğiniz gibi şu şekilde SMD komponentlerin standart kılıfları var. Bunları baskı devre çizimleri yaparken elemanınızı koyup hangi kılıfa uygun olduğuna bakarak daha rahat çizimler yapmanızı sağlayacaktır. Burada sizin kullanabileceğiniz bakır yol kalınlıkları var. Bu milim cinsinden 1 milime kadar kalınlıktaki yolları göstermiş. Arkasında farklı komponentlerin, mikro denetleyicilerin, mikro işlemcileri kullanabileceğiniz kalıpları var. Buradakilerde delik çapları, PCB'lerde kullanabileceğiniz delik çapları. Bunları da şöyle bir kenara alalım. Şurada bizim siparişlerimiz var. Bunları bir kenara koyalım ve son olarak da PCV'nin bir tişörtü var. Şöyle göstereyim. Açalım bunu da. Bu bayağı büyük bir beden galiba. Standart olarak herkese aynı bedeni gönderiyorlar diye biliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanılmıyorsam bu X large bir beden olması lazım. Biraz büyük bir beden. Şöyle tişörtümüzü kenara koyalım ve kendi projelerimize geçelim. Şimdi kendi projelerimize geçebiliriz. Şu kart zaten aşina olduğunuz kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Gör görmez tanımışsınızdır büyük ihtimal. Bu Arduino Uno R3 modelinin kartı arkadaşlar. Bunu Arduino'nun kendi sitesinden kolay bir şekilde dosyalarını alabilirsiniz. Açık kaynaklı bir proje bu. Bunların komponentlerini bulabilirsem bunları yapmaya çalışacağım. Bunların çoğu SMD parça. Gene 11 tane gönderilmiş arkadaşlar. Bunu şöyle bir kenara koyabiliriz. Bu da gene Arduino içeren bir proje. Bu projeyi kendim tasarladım arkadaşlar. Üzerinde birkaç tane sensörün bulunduğu bir proje. Zaten şuradan görmüş olduğunuz gibi burada da bir Arduino entegresi ATmega328'in yeri var. Bu arkadaşlar akıllı bir ışık projesi. Ayrıca bunun üstüne farklı modüller de takılabiliyor. Sıcaklık sensörü, ır alıcı, göz takılabiliyor. Onun dışında LDR için bir yer bıraktım. Boşta kalan pinleri de dışarıda bıraktım. Bu projede en kısa zamanda gelecektir. Yapabildiğim en kısa sürede sizlerle bu projeyi de paylaşacağım. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi buradaki ayarlar size en ucuz maliyeti çıkartacak şekilde yapılmış olan ayarlar. O yüzden çok bir şeye dokunmanıza gerek yok. Buradan istediğiniz parçanın boyunu seçiyorsunuz. Sizin yapmış olduğunuz çizim kaça kaçsa ben burada 10 santim'e 10 santim olarak gireceğim. Burada milimetre cinsinden ölçü birimi giriliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Burada hemen parça sayımızı seçiyoruz. Daha sonra buradaki katmanlar var. Bu gene 2'de kalsın. Bunları ellemeyin. Özel bir durum olmadığı sürece buradaki ayarların hiçbirine dokunmanıza gerek yok. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Şu alttakiler fiyatı artıran renkler, bunlar artılmayan renkler. Buradan kartınızı istediğiniz renkte seçebilirsiniz. Bu üstteki renkler olmak şartıyla. Şöyle göstereyim. Burada ekstra bir şey istiyorsanız, ekstra bir şey söylemeniz gerekiyorsa kartla ilgili, bunu buraya yazabilirsiniz arkadaşlar.
Onun dışında şu bakalım hemen şöyle hızlıca bizim yapacağımız başka bir şey yok. Burada boyutlarınızı girdikten, adresinizi girdikten sonra, gerekli ayarlamanızı yaptıktan sonra hemen hesapla diyorsunuz ve size bir maliyet çıkartıyor. Şöyle göstereyim. Biz burada aslında PCB'ye çok para ödemiyoruz. Burada ödediğimiz büyük miktar kargoya gidiyor. DHL kargoyu seçersiniz. Size 3 ile 7 gün arasında kargonuzu elinize ulaştıracaktır. Ama burada farklı kargo seçenekleri de var. Ama benim burada size tavsiyem FedEx ve DHL'i seçmeniz olacaktır. DHL biraz daha pahalı. Onun yerine FedEx'i seçebilirsiniz. Daha ucuza getirecektir. Size toplamda 26 dolara gelecektir kartlar. Çin postası ile getirirseniz 10 dolara getiriyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi 82 ile 97 gün arasında getiriyor. Burada yine en mantıklısı FedEx ve DHL kargo oluyor. Burada başka bir kargo firmamız daha var ama 34 dolara getiriyor. 37 ile 42 gün arasında getiriyor. Burada DHL daha mantıklı oluyor. Şu andaki en makul FedEx oluyor. Bu fiyatlar zamanla değişiyordur. Kargo firmalarının çalışmasına göre, iş ücretlerine, anlaşmalarına göre değişiyordur. O yüzden bunları tek tek bakıp size en uygun olanı seçebilirsiniz. Daha sonra buradan sepete kaydettiğip Gerber dosyanızı yüklüyorsunuz ve siparişiniz hazırlanmaya başlıyor arkadaşlar. Gerber dosyanız onaylandıktan sonra siz ödemeyi yapıyorsunuz ve kartlarınız hazırlanmaya başlıyor. Videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.